Herkese merhaba. Türkiye'nin LGS vloguna hoş geldiniz. Hazırsanız geri sayımı başlatıyorum. 3, 2, 1... Herkese merhaba, ben Naz. Bugün size küçük bir LGS ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Küçük bir program yapmakla başlayalım. Hem oradaki testleri çözdüm hem de şöyle küçük küçük özetler çıkardım. Bu kimyasal tepkimeler ve son olarak asitler ve bazlar bu şekilde. Şimdi kitabın yanında şöyle küçük bir 3 soruluk bir tane test var. Hemen onu yapıp geliyorum. Buradaki 3 tane soruluk testi bitirdim fıçıkta. Gerçekten bu kısmı okuyup kontekler yapınca buradaki soruları çözmek daha kolay oluyor benim için. Bu şekilde. Şimdi feni yapmışken o zaman hemen bunu çözmekle devam edelim. Çözdüm. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle Türkçe ve İnkılap'ın karışımı olduğu için bana böyle daha eğlenceli geldi çözerken. Şimdi buradan bir tane yanlışım çıktı. Onu da hemen TATS uygulamasından karekodu okutup nasıl olduğunu öğreneceğim. O şekilde. Gördüğünüz gibi bir yanlışım çıktı. O da noktalama işaretli olan soru. Yani Türkçe ile İnkılap'ın karışık olduğu şu soruda. Hemen şimdi onun çözüm videosunu izleyip geliyorum. Ben nutuk denemelerini bitirdiğimize göre buradan da din çözeceğim. Hangi konudan çözeceğimi soracak olursanız da sanırım zekat ve sadaka ünitesinden çözeceğim. O şekilde alanı vakit kaybetmeden başlayalım. Soru bankasından 50 tane soru çözdüm. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman görüşmek üzere. Evet, merhaba, ben Serhat. Bugün sizlere kısaca ders çalışmamı anlatacağım. Ben direkt çalışmama değineceğim. Çalışırken, soru çözerken öncelikle konuya hakim olmamız gerek. Konuya hakim olmadan soru çözmeye çalışırsak genel anlamda tıkanırız. Tıkanınca da kendimizi mutsuz hissederiz. Çünkü soruları yapamamış olduğumuzdan başarısız hissederiz kendimizi. Konuya hakim olmak için de konu anlatım videolarından yararlanabiliriz. Ve öğretici soru tarzları var. Bunları da çözmek size iyi gelecektir. Bunun dışında soruya gelelim. Soruyu çözerken de süreli çözmek çok işinize yarar. Çünkü sınavda süreli olduğu için kendinizi ona adapte etmiş olursunuz. Matematik, Türkçe ve fen 20'şer soru oluyor ve 40 dakika veriliyor. Demek ki bu 3 derste soru sayısının 2 katı süre veriliyor. Kendiniz mesela 15 soruluk fen çözüyorsunuz. 30 dakika vermeniz gerek. 30 dakikalık bir geri sayım başlatırsanız adapte etmiş olursunuz süreyle soru çözmeyi. Bundan sonra artık yeni nesil sorulara da geçiş yapabilirsiniz. Eski nesilden sonra yeni nesile geçtiğimizde nispeten artık mantığı anlayacağız ve yeni neslin mantığına alışmaya çalışacağız bu sefer de. Tabii ki de boş zamanlarımız da olacak. Örneğin ben boş zamanlarımda kardeşime satranç oynarım. Enstrüman çalarım, gitar çalarım. Genel anlamda çalışmam bu şekildeydi. Görüşürüz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Cemre Ekin Yaman. Bugün sizlerle küçük bir ders çalışma günlüğümü paylaşacağım. Çalışırken arkadaşlar Tonguç Akademi'nin Tonguç Kafe adlı pomodorları var. Onlardan bir tane pomodoro seçip pomodoro ile birlikte çalışacağım. Programımı oluşturmakla başlıyorum. Oh,
Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafa defterini hazırladım ve Tonguç kafeyi de açtım. Bu Pomodoro da Paragraf 10 ve Dinamo Inkılap'tan yapmak istiyorum. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk pomodoro'mu bitirdim. İlk pomodoro'da İnkılap'tan Dinamo 15 soru ve Paragraf 10'dan da 10 soru yaptım. Şimdiki pomodoro'mda ise matematik ve feni yapacağım. Az önce gördüğünüz gibi fen ve matematiği çözdüm. Şimdi ise din ve İngilizce yapacağım. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Az önce gördüğünüz gibi toplam 3 pomodoro yaptım Tonguç Cafe ile beraber. Toplam 86 soru çözmüşüm arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi verimli bir çalışma yaptım. Çalışmamı bundan sonra da devam ettireceğim. Ama videoyu bu kadar sürdürüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar çalışmamı. Hoşçakalın. Merhaba, Tonguç ailesi ve LGS 2021 tayfa. Bugün sizlerle tıcık bir ders çalışma günümü anlatacağım. Öncelikle sabahleyin uyandıktan hemen sonra dersler olduğu için sabahleyin bir şey yapamıyorum yani. Ama eğer dersler olmasaydı sabahları deneme çözmeyi düşünüyorum. Hatta yılbaşı tatiline falan girdiğimizde sabahları deneme çözmeyi çok güzel oluyor. Saat 1'de derslerim bitiyor ve bir saat kendime bir mola veriyorum. O mola zamanında odamı havalandırıyorum, odamı toparlıyorum. Kahve yapıyorum kendime, nefes alıyorum, biraz kafamı boşaltıyorum, kitap okuyorum. Bu şekilde dinleniyorum. Ben dinlenmeden dersime başlamayayım, daha verimsiz geçer öyle. Sonra ben Pomodoro şeklinde çalışıyorum. Pomodoro tekniğiyle çalışıyorum. 25 dakika ders, 5 dakika mola şeklinde çalışıyorum. Tonguç'un attığı Pomodoro videolarını çok seviyoruz yani. Hatta bir şey yazacağım, daha fazla Pomodoro videosu atar mısın Tonguç? Çünkü onlar bizim işimize çok yarıyor. Ve bir de yeni nesil soru çözüm videosuna da ihtiyacımız var. Çünkü genelde öğretmenler yeni nesil soru çözmüyorlar. Yani daha çok konu anlatımı yapıyorlar derslerde. Ve bizim yeni nesil soru çözüm videolarına ihtiyacımız var. Günlük 300-350 soru çözüyorum ben. Genelde bu böyle oluyor. Ama yeni nesil çözersen full 250-300 civarında kalıyor bu. Cumartesi pazarlık denemeler yapıyorum. Kota denemeleriyle branş denemeler yani. O hafta işlenen konuyu anlamış mıyım anlamamış mıyım onu ölçebilmek için. Eğer çok yanlışım çıkarsa o konuda hemen Tonguç videolarına yöneliyorum yine. Her günüm ortalamam bu şekilde geçiyor. Umarım yararım dokunabilmiştir. Umarım LGS 2020 varsa çok iyi başarılar sağlayacaktır. Bu pandemiye karşı çok iyi şeyler yapacağız biz. Herkese öpüyorum. Görüşürüz. Hepinize merhabalar. Ben Ceren Yücan. Eskişehir'de yaşıyorum. Bugün sizler LGS sürecinde bir günün nasıl geçtiğini paylaşacağım. Bugün sabah 8 ile 12.50 arasında kursumun canlı dersleri vardı. Onlara katıldım. Bitince de birazcık dinlendim. Kahvaltı yaptım. Şu an saat 2.30 ve ders çalışmaya başlıyorum. Ama başlamadan önce tabii ki plan yapacağım. Ben genellikle ders çalışmaya Türkçe çözerek başlıyorum. Bugün de öyle yapacağım. Taktikliden 50 soru kadar paragraf, buradan da 60 soru kadar noktalama işaretleri, yazım kuralları, metin türleri çözeceğim. O zaman ben 50 soru paragrafımla başlıyorum. Benim Türkçe çalışmam bitti. 110 soru oldu. Bence gayet yeterli. Şimdi ben bir 10-15 dakika mola vereceğim. Sonrasında tekrar görüşürüz. Ben 15 dakikalık aramı verdim. Geldim. Şimdi fen bilimleriyle devam edeceğim. Fen de benim en çok zorlandığım ders olduğu için gün içerisinde genellikle en fazla fen çözmeye çalışıyorum. Buradan gaz basıncından kimyasal tepkimelere kadar bitireceğim. 60 soru civarı bir şey oluyor.
Daha sonra buradan da işlediğimiz yere kadar 32 soru oluyor. Burada fenden 15 sorum kalmış basınçla alakalı. Bunları bitireceğim. Böylelikle fenden de yine iyi bir soru sayısına ulaşmış olacağım. Uzun bir mola vereceğim. 30-35 dakikalık bir mola. Merhabalar. Şimdi ben molamı verdim. Geldim. Tam olarak 37 dakikalık bir mola vermişim. Şimdi inkılap çözmekle devam edeceğim. 30 soru oluyor hesapladığıma göre. Ondan sonra da öğretmenimizin verdiği bir inkılap ödev vardı. Onu yapacağım birazcık. Böyle oradan da bir 25-30 soru falan. İnkılaptan da 60 soru çözmüşüm. Şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Ben yemeğimi yedim. Şimdi güne matematikle devam etmek istiyorum. Selamlar yeniden. Ben şimdi çay molasından geliyorum. Bu arada matematikte 100 soru oldu. Çok mutluyum bu konuda çünkü uzun zamandır matematikte bu kadar yüksek bir soru sayısına ulaşmamıştım. Ve şimdi yarım saat kadar kitap okuyup yatacağım. Benim için gayet verimli bir gündü. Umarım sizin de günleriniz verimli geçiyordur. Benim videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.